değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Irkçılık yapanlara babanın bilmem nesini ısır benzetmesi çok ağır değil mi? Evet. Çok ağır bir ifade. Ancak Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün sohbetlerinde mutedil, nezaket, güzel söz ve tatlı dil üzere bulunduğu halde kavmiyetçilik, ırkçılık ve aşiretçilik davası güdenlere karşı gayet sert davranmış ve onları tahkir ve rezil edici ifadeler kullanmıştır. Ne gibi? Kangren olmuş parmağı kesmek nasıl gerekli gerekliyse ve bunu kendi haline bırakmak beden için ne kadar tehlikeliyse aynen bunun gibi toplumun kangreni olan kavmiyetçilik, Irkçılık ve aşiretçilik davasını kesmek de aynen onun gibi gereklidir. Kendi haline bırakmak din ve toplum adına ciddi ve sinsi bir tehlikedir. Adeta bir kangren, bir virüs ve zehirdir. İşte peygamberimizin kavmiyetçilik, ırkçılık ve aşiretçilik davasını kınayan, tehdit eden hadislerine bu açıdan bakmak gerekir bir uzman doktorun hayati uyarıları olarak görmek gerekir. Hem de sadece dünya hayatını değil, hem dünya hem de ebedi ve sonsuz hayatımızı kurtaran bir doktor olarak görmek, dinlemek ve reçetelerini uygulamak gerekir. Örnek olarak bazı hadisleri beraber dinleyelim. Bu konuda. Bir, Allah sizden cahile döneminde olan soy sop ile övünme, kavmiyetçilik, ırkçılık ve aşiretçilik davasını kaldırdı. İnsanlar ya mümin ve müttakidir yahut günahkar ve betbahtır. Şu veya bu kabiliye mensubiyet bu özelliği gidermez. İkinci hadis. Sizler Hz. Adem'in oğullarısınız. Adem ise topraktandır. Bir kısım insanlar var ki cehennem kömüründen başka bir şey olmayan adamlarla iftihar ederler, övünürler. İşte bunlar ya bu övünmelerinden vazgeçerler ya Allah nezdinde pisliği burunlarla yuvarlayan gübre böceklerinden daha değersiz olurlar. Allah muhafaza. Hz. Peygamber aleyhisselam bu benzetmeyle ırkçılıkla meşguliyetin bu böceğin meşguliyetinden daha değersiz ve daha çirkin olduğunu belirtmektedir. Şimdi gelelim üçüncü hadise. Soruda geçen hadisimize. Bir kimsenin cahili adetince kavmiyetçilik, ırkçılık ve aşireci davası güttüğünü ve onlarla şereflendiğini duyacak olursanız ona Babanın bilmem nesini ısır deyiniz ve bunu açık açık söyleyerek ima ve kinayede de bulunmayınız. Şimdi bu hadiste geçen ve babanın bilmem nesini ısır diye tercüme edilen ifade bu deyim elhenu kelimesinin çevirisi olarak verilmiştir. Arapçada bu kelime anması veya söylenmesi çirkin olan şeyler için Kinaye olarak kullanılır. Hadis şerhlerinde bu kelimenin zeker, ferç ve eğirden istiâre olduğu belirtilmektedir. Şimdi Resulullah Efendimizin Aleyhissalât ve ırkçılığa karşı ümmetini uyanık tutması ve ırkçılığın ne kadar çirkin bir şey olduğunu göstermesi bakımından bu hadis fovkalade dikkat çekicidir. Eğer ırkçılığın ne kadar çirkin olduğunu gösteren başka hiçbir hadis olmasaydı sadece bu hadis-i şerif bile kavmiyetçiliğin, ırkçılığın, aşiret davası gütmenin, soyunu üstün görmenin ne derece adi, rezil, alçak bir fitne unsuru olduğunu göstermesi bakımından yeterli olurdu. Demek ki Hadiste geçen bu ağır tabirler ve ifadeler kavmiyetçiliğin, ırkçılığın fenalığını göstermek ve Müslümanları bu fitneye karşı uyarmak ve uyanık tutmak içindir. Bu konular dikkatten kaçarsa konunun ciddiyeti ve benzetmenin hikmeti gözden kaçabilir.